بسم الله الرحمن الرحيم. Abu Lahab'ın kuru kurusun kurudu ham. Halak kurusun halak buldu ham. Ma agna anhu maluhu ve ma kasab. Onun malı ham, kasb qilgan narsalari ham unga foyda bera olmadi. Sayasla naron zata lahab. Hali bu alangalik olovda yonadi. Va imro'atuhu hammalatal hatab va o'tin ko'targan xotini ham. Fijidiha hablum min masad. Bo'ynida xurmaning po'stlog'idan to'qilgan arqoni bilan qo'shib jahannamga kiradi. Jahannamda yonadi dedi. Masad surasi tushdi. Masad surasi bu Makkada tushgan edi. Ammo Kavsar surasi esa Madinada tushgan. Chunki biz yuqorida hadisda aytdik, Anas radhiyallohu anhu aytdilar, biz o'tirganimizda tushdi dedi. Anas qayerda edi? Madinada edi. Ammo bu Tabbatiyada Abi Lahabi vatab Makkada tushgan. İmam Buhari, İmam Müslim rivayet qilgan hadis var. İbn Abbas radhiyallahu anhu aytadilar, payg'ambarimizga va anzir ashiratakal aqrobin oyati tushgandi. Qavm qarindoshlaringizni ogohlantiring degan oyat tushdi. Bu Abu Lahab Rasulullohning amakisi bo'ladi. Chiqib Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ya sabaha deb qichqirdilar. Ya sabaha degan qichqiriq arablarda bir dushman bostirib kelsa shunaqa chaqirishadi. Qutqaruv go'yoki qutqarishga chaqirishlikdek bir ishlatiladi. Hamma chiqdi, ishongan ham, ishonmagan, mu'min kofir, hamma qo'shilib nimadir bo'ldi voqea deb to'dalanganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shu holatini tasavvur qilsak, qavm qarindoshlaringizni ogohlantiring degan oyat tushganda, bu Rasulullohga aziyat berib yurilgan zamonlar edi o'zi. Lekin baribir shunga bo'ysundi Rasululloh, chiqib hammani to'daladi. Ashiratakal aqrobin qavm qarindoshlarni hammasini to'dilar. Agar sizlarga aytsam, mana shu vodiy ortidan bir dushman bostirib kelyapti desam ishonasizlarmi dedilar. Odamlarning g'ofilligini qaraylikki, ha deyishdi. Sizda hech yolg'onni uchratmaganmiz, ishonamiz. Nima gap? Kim bostirib kelyapti? Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hikmatlari odamlarni mana shu hissiy narsa bilan ma'naviy narsaga yani hozircha ma'naviy bo'lib turgan, lekin oxiratda haqiqiy bo'lgan narsaga chaqirganlar. Ya'ni bu Allohning azobi ham mana dushman bostirib kelgandan farqi yo'q. Unzirukum inni nadirul lakum bayna yaday azabin shadid. Rasul aytganlarki, men sizlarga mana shunaqangi qattiq azobni oldan ogohlantirishga keldim. Shunda ishongan odam ishondi, ishonmagan ishonmadi. Abu Lahab shunda qo'lini silkib tabban laka sa'iral yawm ali hada jama'atana degan. Halok bo'lgur, yana shu uchun jamlaganmiding bizni degan. Endi mana bu yerda bir narsa bor. Abu Lahab halok bo'lishligi tayin edi, mana sura tushdi. Abu Lahab jahannamiy degan oyatda aytdi. Shunga qaramasdan Rasuli sallallohu alayhi vasallamga Alloh nega buyurgan? Jamlang shularni, gapiring. Anzir ashiratakal aqrobin. Qavm qarindoshlaringizni ogohlantiring, jamlang deb nega Alloh taolo rasuliga buyurgan? Sabab liyahlika man halaka an bayyina va yahya man hayya an bayyina. Alloh taolo oyatda aytganki, shunaqa halokatga uchraydigan odamlar bo'lsa halok bo'lishi uchun. Odamlar mana shu narsani tushunmaydiki, hozir bularga foydasi yo'q gapirishdi deydi. Ana shu foydasi yo'q odamlar foydasiz bo'lib aniqlanishligi uchun aytilish kerak. Abu Lahablar ko'rinish kerak ichida. Odamlar ichida hozir odamlar aralash bo'lib yashaydi. Abu Lahabi ham bor uning ichida, iymon keltirmoqchi bo'lib turgani ham bor, Abu Tolibga o'xshab shakta yurgani ham bor. Har xil odamlar aralash. Odamlar mana shunda haqni botildan ajralishligi uchun odamlarga ogohlantirish kerak. Alloh taolo oyat tushirdi, anzir ashiratakal aqrobin ogohlantiring deganda bilardiki Abu Lahab hozir Abu Lahab bo'ladi. Lekin shu bo'lish kerak edi. Abu Lahab tabbanlak deyish kerak edi. Halokatga uchragur, shuning uchun bizni to'daladingmi deyish kerak edi. Mana shu narsa bo'ldi ham aytdi.
Şunun ortadan tabbati yada abi lahabin ve tab degen sure tushish kerak edi. Mana shu voqea sodir bo'ldi haqiqatan ham. Payg'ambarimizning amakisi bo'lgan odam eng qattiq Rasulullohga dushman edi. Rasulullohning amakilari 3 ga bo'lindi o'zi. Bir amakisi mana Abu Lahab. Eng katta dushman edi Rasulullohga. İkincisi amakisi ortada qolgan amaki idi, Abu Talib. Bu kofirlar tarafdori emas, lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tarafdori, o'zi kofir edi. Himoya qildi, yordam berdi, lekin o'zi kofir edi. O'rtada turgan bir amaki edi bu. Uchinchi qism amakilari Abbos va Hamza radhiyallohu anhum. Bular musulmon bo'ldi. Hamza Abbosdan afzal shahid bo'ldi. Abbos esa keyinchalik musulmon bo'ldi. Amakilar 3 ga bo'lindi. Shundan bilib olish kerakki, hozirgi kunda masalan Rasulullohning nasabidan man deb faxrlanadiganlar agar amal qilishmasa bu Rasulullohning nasabidan mana eng qattiq dushmanlar ham chiqqan Abu Lahablar. Yoki na u yoqli na bu yoqli bo'lib yuradigan odamlar ham chiqqan Abu Toliblar. Va oddiy bir musulmon, oddiy bir sahoba bo'lgan Abboslar ham chiqqan. Va sayyidi shuhada bo'lgan Hamzalar ham chiqqan. Hammasini amaliga qarab Alloh taqsimlab qo'ydi mana. Hech kimni bu yerda Rasulullohning amakisi ekan deb yon berilgani yo'q. Man battu abihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Kimni ana shu amali ortga tortmagan bo'lsa, nasabi oldinga tortolmadi. Himoya bergan ham shular edi amakilari. Aziyat bergan ham shular edi amakilari. Abu Lahab bo'ldi. Bu odamni bir ismi oqibatini bildirib turadi go'yoki Abu Lahab. Lahab mana surada keldi, sayas la naron zata lahab. Lahab degani alanga degani. Zata lahab bu ana shunaqangi alangalik jahannam olovida kuyadi hali bizni. Abu Lahab bu oyat tushdan oldin ham Abu Lahab edi u. Ko'pchilik o'ylaydiki shu sura tushgandan keyin Abu Lahab yo'q, unaqa emas. Müşrikler azaldan onu Abu Lahab deb kelardi. Ota bobosi uni shunaqa Abu Lahab. İsmi to'g'ri boshqa edi Abdul Uzza, lekin uni shu kunyasi Abu Lahab edi. Odamlar azaldan uni Abu Lahab deb kelardi. Sababini aytishganki, chunki ikki yuzi yaltirab yonib turardi. Shunaqangi bir shijoatli odam edi o'zicha ikki yuzi yaltirab yonib turardi. Lekin Alloh bir odamga shu badbaxtlikni bitsa, uni ismini ham badbaxt qilib qo'yarganki shu yuzi yonib turgani bilan bir chiroyliroq ism qo'ysa bo'lardi yo, masalan Abu Nur desa bo'lardi. Yo'q, unaqa ism qo'yish olmadi. Alloh tavfiq bermadi. Ism qo'yishigacha tavfiq bermadi azaldan. Yoki Abu Ziya desa bo'ladi, masalan ziyoli inson desa. Yo'q. Aynan Abu Lahab, anangalik inson. Chunki shu ismiga yarasha odam bo'lish kerak edi. Alloh shuni istadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shuning uchun aytganlar: "Ash-shaqi man shaqiya fi batni ummi." Badbaxt o'zi onasining qonidaligida yo'q badbaxt bo'lib bo'lgan bo'ladi. Va sa'id man sa'uda fi batni ummi. Xuddi shunday baxtli odam ham onasining qonida yo'q o'zi baxtliligi yozib bitirgan bo'ladi. Jannatiligi bitirgan bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ismini Muhammad qo'yishga kim tavfiq berdi? Alloh. Bo'lmasa bunaqangi ism yo'q edi aslida, hech oldin. Muhammad degan ism yo'q edi. Alloh ilhom qildi, Muhammad degan ism qo'yishdi. Abu Lahabdagi insonlarga esa ularni ota-onasigacha shu Alloh ilhom qildi, shunaqangi jahannamiy ismni qo'yib qo'ydi farzandiga. Odam o'zi bilmaydi nima qilayotganini shuning uchun. Yoki Abu Jahl munshirigi. U ham ismi o'zini kunyasi o'zini kimligini bilib turadi. Abu Jahl jaholat otasi, haqiqiy jahil edi. O'ta ketgan jahil edi. Ismi hayoti va oqibatini belgilab qo'ygandi bularni. Bu ko'p o'rinlarda buni misoli bor. Masalan, Hudaybiya sulhida musulmonlar bilan mushriklar sulh tuzayotganda mushriklar tarafdan bir kishi kelib sulh tuzish kerak edi. Mushriklar Suhayl ibn Amrni jo'natishdi. Suhayl ibn Amr Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uzoqdan qarasalar kim kelyapti? Suhayl kelyapti deganlarda Atakum Suhayl va ma ura illa qad sahala lakum amrakum deganlar. Suhayl keldi, tamam endi inshaalloh ish yengillashdi deganlar. Chunki Suhayl sahildan olingan, oson. Osongina degani Suhayl degani.
Müşrikler tamamen Suheyl geldi. Allah Teala cönetken insanını karayın müşriklerde içinden hem. Aynen Suheyl. Mesela sahab diken adamlar mı var? Yok, ona bu adamlar kim vardı? Sahab kıyınçilik. İşlerde kıyınlaştırıp giderdi kimse. Suheyl geldi. Ozan günden suluh buldu gitti. Bana bu adamın hem Abu Lahab deyip şu ismi cehennemeyi bulup bitirgenedi. Bu surede bir mucize var. Allah hükümünü koydu. Tabbet yada Abu Lahab muhatap. Abu Lahab halak buldu. Tamam. Tabbet yada Abu Lahab birincisi Abu Lahab'ın kulu halaketke uçurasın diye yani duaybet bulsa vatab ikincisi buldu şuna kadar diye. Yani hüküm çıktı Allah huzurundan. Bu adam indi tüzelmeydi. Bu müşriklerde bir aciz kaldırış ki şimdi evlerde bir Abu Lahab ki oşakken adamlar çıkıp ki hatını mı? Hatını yemeye koydu. Biz Müslüman mıyız dese bu neydi? Bunlar Kur'an'ı yalganı çıkarışken harisidir. Kedip durup biz Müslüman mıyız dese görüyor ki adamlar içi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e çüşken bu vahiy yalgan bukkalardı. Abu Lahab cehennemi dedi. Ona böyle indi kelip Müslüman böyle yaptı. Lekin Allah iradesi hem iradeden üstünlüğünü bana şöyle görmemiz ki uşanı şu aklıge, hayalıge hem şunu kilitirme yani. Çünkü bu Abu Lahab'lik kanunu çıkar, halak bu iş gerekirdi, tamam, uzgarmaydı yani. İstese ham. Ayet olmadı yani. Yok, ben Müslüman madde, yalgandan hem ayet olmadı. Bu mesela harisidir. Hatını geçe hüküm koydu, bala çakası geçe hüküm koydu. Hiç kim uzgar olmadı. Bana bu Allah'ın sözünün tasdiki ki وَمَا تَشَعُونَ اِلَّا اَيْ يَشَاءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ Alemlerin Rabbisi Allah ağlamaysa ağlamaysalar diye. İman kilitirse mi ağlar mıydı? Abu Lahab'ın kulu kurusun diye de nege kulu? Çünkü insan hemen günahta adette şu kuludan kılardı. Halakette Allah Teala kuluge nisbet verdi. Şu kulu kesip kuyen günahı digene dek, bu digene cesedi selamet kalaydı digenemez. Tabbet yada abi ila habi ve tab halak buldu hem bu. İkincisi demek haber. Birincisi duaybet bulsa, ikincisi haber kıldı. Bu hükmü tayin haber buldu münge. Halaket yetti münge. Bu Abu Lahab'ti düşmançılığı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e malum. Her kıl kıssalar kigen biz onları gapir oturmayız. Çünkü bunlar şunçaki rivayetler. Birer bir sahih menbede kime gel? Yani aziyet biriş keyfiyetleri, her kıl rivayetler. Muhime Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e aziyet birgen düşman bugün. Tarikunul Muharibi diken bir kişi aytadı ki, sahabi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in zil mecaz degen bazarda körgendim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya eyyuhen nas kulu la ilahe illallah tuflihu. La ilahe illallah deyiler necat tapasılar deseler arkasından bir kişi yürerdi deydi. Barrakus sanaya yanağları yaltırıp durgen kişi. Acmelun nas adamlarda en çıralıysı deydi. Tüpü tüzük ne karagende korunucudan en çıralık adam. Çünkü bunlar hemen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in nesildaş ama ki şuna kanka insanlardı. Okşarıdı korunucudan Resulullah ki. En çıralık adamız değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ey adamlar la ilahe illallah deyilerdi, bazarlarda yürüseler arkasından bana şu adam taşta alıp arkasından atıp yürerdi. Bu şugluhu şagil digendik Araplarda işi şu. Güya ki şu için yaratılgen bu. Hem işini taşıp bazarda Resulullah arkasından yürüp taş atıp. Resulullah ey adamlar la ilahe illallah diye necat tafesler dese arkadan kilip eyyuhen nas la tusaddiquh innehu kezzab. Ey adamlar tasdiklemeyler bu kezzab budu yürerdi. Yalancı budu yürerdi. İnnehu sabi bu dininden kayıtken bu ata babasının dininden. İşi şu onun. Resulullah hakkı çakırsa arkasından onu yamanla yürür. Abu Lahab da işi şuydu. Demek bu buluşu tayin bugünlerse bu. Allah Teala ayette her bir peygamberge anı şuna kanka mücrim cinayetçilerde düşman koyganız dedi.
Hiç bu osonlikcha erishiladigan narsa emas haqqa da'vat qilish. Yurganda orqasidan tosh otib qod adma qodamay sahobiy aytadi, oyog'ini qonatib olgan Rasulullohning orqasidan tosh otib yuribdi. Shunchaki qaytarib qaytarib qo'ygan yo'q, tosh otyapti haqiqiy. Oyoqlarini qonatib tosh otib yuribdi. Odamlardan so'radim, kim bu desam, Rasulullohni ko'rsatib, bu Abdul Muttolibni navirasi, payg'ambarman deyapti deyishdi. Orqasidagisi kim desam, o'zini amakisi, kazzob deyapti deyishdi. Shu yerda bir odamlarga ibrat bordi, hozir odamlar chiqyaptiki, go'yoki bugungi tushgan kun uni boshiga tushgandek, go'yoki tarixda uni misoli bo'lmagandek. Buni mana yuqorida oyatda aytdik, qod holat min qoblikum sunan, Alloh aytib qo'ygan. Bu yo'llar hammasi oldin o'tib bo'lgan. Odamlar bugun xuddiki bugungi kun tarixda bo'lmagandek tasavvur qiladi. Bu yo'llar oldin o'tib bo'lgan deydi. Odamlar hozir aytadi, biring chiqib manoni haq deysan, birlaring chiqib manoni botil deysan. Kimga ergashdi bilmayapti. Go'yoki shu bechora dunyoda yo'l ko'rsatuvchi odamsiz qolib ketgan. Bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ham qilingan narsa bu. Hani Rasululloh haqqa ergashinglar deb yuribdi, la ilaha illalloh deyinglar najot topasizlar deb. Orqasidan tosh otib, yo'q, kazzob deb yuribdi. Buni bunaqa deydigan odamlar o'sha zamonda bo'lsa ham xuddi shu gapni gapiradi. Kimni ergashishlikni bilmayapmiz, o'tiraveradi. Shu qiyinchiliklardan chiqib, mana shu fitnalardan, aldanishlardan qutulib, izlanib, harakat qilib iymon keltirgan sahobalar. Osongina narsa bu iymon keltirish. Kimga ergashdi bilmayapmiz deb hamma narsa faqat haq aniq bo'lsa-da odamlar shunga ergashsa. Go'yoki odamlar dovdirab qoldi. Dovdiraydi odamlar, bu haq shunaqa. Payg'ambarimiz iymon keltirdi deydi, Abu Lahab iymon keltirmadi. Kimga ergashish kerak? Nafaqat bu yerda Abu Lahab, balki butun jamiyat iymon keltirmadi deydi. Shu qiyinchilikdan chiqib iymon keltirdi. Iymon keltiraman degan odamlar mana Abu Zar al-G'iforiga o'xshagan odamlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning xabari chiqqanda ular eshitishardi, hamma Rasulullohni eshitishdan qaytarib yuribdi-kan. Eshitmanglar. Yaqiniga bormanglar, sig'inlab qo'yasizlar. Lekin iymon keltiraman degan odam izlanadi. Odamlarning gapiga ishonib ketavermaydi. Abu Zar al-G'ifori akasini jo'natgan. Bor menga bilibki, akasi yoki ukasini jo'natgan. Nima deyapti-kan mana odam degan. Ukasi borgan, eshitdim, gapirgan gapi yaxshi, hech qanaqa yomon gap gapirmayapti desa, qanoatlanmagan, o'zi kelgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldiga kelib, berkinib, eshitib, iymon keltirib, keyin chiqib mushriklarning oldida iymonni e'lon qilgan. Mana shunaqa qiyinchiliklardan o'tib iymon keltirishgan. Osongina narsa emas bu iymon keltirish. Yoki haqni topishligi, hamma zamonda shunaqa. Kim adashadi desa, Alloh taolo Qur'onda aytib qo'ygan. Fa innakum ma ta'budun ma antum alayhi bifatinin illa man huwa salul jahim. Sizlar ham botil ahliga qarab aytgan. Va sizlar ibodat qilayotgan narsalaring ham hech kimni adashtira olmaysizlar. Ma antum alayhi bifatinin. O'zlaringa qarata olmaysizlar. Kimni o'ziga qarata oladi? Botil ahli. Illa man huwa salul jahim. Jahannamda yonish kerak bo'lgan odamligini o'zlaringa qarata olasizlar degan. La ahlik alalloh illa halik. Halok bo'lish kerak bo'lgan odamgina o'zi halok bo'ladi. Hech haqni istagan odam halok bo'lmaydi. Va o'rtada dovdirab ham qolib ketmaydi. Sahobalar zamonidan bugunga qadar shunaqa. Hech xomtama bo'lib yurmasinki, bir hammaga tushunarli bo'lib keladi haq deb. Unaqa emas. Jahannamda kuyish kerak bo'lgan odamgina botilga ergashib shuni tasdiqlab yuradi. Ma aghna anhu maluhu va ma kasab. Uning moli ham kasb qilgan narsasi ham foyda bermadi dedi. Aslida moli kasb qilgan narsasidan emasmi? To'g'ri. Mol kasb qilgan narsasidan. Lekin kasb qilgan narsasi degani umumiyroq. Masalan, bolasi ham insonning kasbiga kiradi. Valadur rajul min kasbihi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlar, kishining bolasi uning kasbi deyiladi. Nuh alayhissalomga Alloh shuning uchun ham bolasini innahu amalun g'ayru solih. Nosolih kasb bu dedi. Ham mol dunyosi, ham bola chaqasi
yoki topgan obrusi hech narsasi foyda bermadi. Ma'na anhu maluhu ma kasab sayasla naron za talahab alangalangan olovda jahannamda kuyadi bu dedi. Agar bu jahannamda alangada kuyishligiga shak qilishgan bo'lsa, Alloh ibrat qilib qo'ydiki, Abu Lahab halok bo'ldi deganda mana biz ko'rdik, tarix guvoh, kofirlar ham hatto guvoh, Abu Lahab musulmon bo'lmay o'tdi dunyodan. Uning xotini ham musulmon bo'lmasdan dunyodan o'tdi. Mana shu birinchisi ikkinchisiga ta'sir deyiladi. Ya'ni birinchi guvohlik bergani Allohni Abu Lahab halok bo'ldi, xotini ham halok bo'ldi degani ro'yobga chiqdimi? Endi ishoninglarki, ikkinchisi ham sayaslar aniq hal ro'yobga chiqadi. Hech kimga to'sqinlik qila olmaydi. Sayaslar naron zatalahab alangalangan jahannam olovida hali kuyadi. Ba'zi odamlar chiqadi hozir, o'lib ketgan odamlarni gapirib nima qilasizlar deydi. Go'yoki o'lib ketgan odam gapirish mumkin emas deydi. Bu masalani o'zining hikmati bor. To'g'ri, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam la tasubbul amvat degan, o'liklarni so'kmanglar. Lekin so'kishga haqli bo'lmagan o'likni so'kilmaydi. Alloh subhanahu va taolo Qur'onda Abu Lahabni so'kib haqoratlab oyat sura nozil qilib qo'ydi. Agar qiyomatga qadar kelgan Abu Lahablar bo'lsa, ularni so'kilinadi, haqoratlanadi. Sayasla naron zata lahab fi jidi va imratuhu hammalatal hatab va o'tin ko'targan xotini ham. Xoslab xotinini keltirdi. Chunki bularda yuqorida aytilgandek shug'lug'u shag'il hamma ishini tashab ikkalasini ham ishi shu Rasululloh bilan ovora bo'lishdi er xotin. Xotinlar mana shu narsada aldam qoladi. Mana hozir ayollar chiqib olib o'zlaricha haq va botil qaydaligini belgilashyapti. Nafaqat shaxslar o'rtasida, katta-katta jamoatlar o'rtasida, olimlarning aqli yetmay qolgan narsalarda chiqib, mana haq, mana nohaq o'rtasida o'zlaricha hukm qilyapti ayollar, uyda o'tirgan ayollar. Shuni bilish kerakki, aslida Abu Lahabning xotini ham xuddi shu narsa bilan halok bo'lgan. Ogoh bo'lish kerak. Abu Lahabning xotiniga o'xshab, erini gapigagina ishonib, biroq haqida hukm qo'yib, mana shunaqangi halokatga uchrab qolmasin. Xotini nima biladi Abu Lahab? Haq nima, nohaq nimaligini? Shu eri bilan Abu Lahab bilan birga shu xotini shunaqa bo'ldi. Hozir ham shunaqa ayollar o'tirib o'zlaricha davra qilib bir narsalarni bahs qilishadi. Nimani gapiradi desangiz, hammasi eridan eshitgan gapni kelib gapiradi. Bu ochiq taqlid bilan inson haq nima, nohaq nimaligini bilmaydi. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyaskut. Rasululloh aytib qo'ygan, kim Allohga oxirat kuniga iymon keltirgan bo'lsa, yaxshi bo'lsa gapirsin, bo'lmasa jim tursin. Inna min al-ilmi an yaqula rajul lima la ya'lam Alloh a'lam. Kishi bilmagan narsasini bilmayman deyishligi ham bir ilm degan. Hamma narsani ilmlik qilib davrada gapirishligi shart emas. Taqlid bilan Abu Lahabning xotini Abu Lahab xotiniga aylandi. Qur'onda uni nomi keldi mana. Mana bu oyatdan ulamolar oladiki, agar inson taqlid bilan kofir bo'lib qolsa uzr bo'lmaydimi? Erim shunaqa deb, u ham shunaqa bo'lsa, er aytgani uchun, otam shunaqa deb, u ham shunaqa bo'lsa, bizning millat shunaqa deb, shunaqa bo'lsa uzr bo'lmaydi bu insonga. Va imro'atuhu hammalatal hatob, o'tin tashuvchi xotini ham dedi. Bu ulamolar bu o'tin tashish degan sifatini nega keltirgan degan narsada ikki xil tafsirlar bor, haqiqiy yoki majoziy tafsir. Haqiqiy tafsir deganlar aytishadiki, o'tin tashib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning yo'llariga tikanlik o'tinlarni tashab qo'yar edi. Kechqurunlari Rasululloh yursalar oyoqlariga botsin. Aslida Abu Lahabning xotini o'tin tashiydigan xotin emas edi, u badavlat ayol edi. O'tin tashishlik u zamonda cho'rlarni ishi edi. Cho'rini ishi edi. Lekin odam shunaqa, agar bir odamga hasad qilib qo'ysa yoki nafrat qilib qo'ysa, o'zining kimligini yo'qotib qo'yadi mana. Shunaqa pastkashlashib ketadi.
Çoğru kılıyken işkem razı bu aradı. Çünkü alamını kandırsa bu oldu. Çünkü nafretini zahar kısa bu oldu. Tağdan tikenlik otun taşıp gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yoluyla taşırdı. Bu bir mana hammalatul hatab degende otun taşıyan hatını. Yoki bazı ulamolar aytadı ki hammal bu sıyığı mübalağa tınımsız otun taşıyan degende cehennemde uzu yanıp yatken yerini üstüge tınımsız otun taşıp yana yandırdı. Hammalatul hatab cehennemde uzu yer yanadı Ebu Lahab. Şunu üstüge tırımsız cehennemde yana otun taşıydı. Yana da yansın. Bu gayri iradi tarzda, yani iradatı uzu demez onu. Allah şuna kıskoygen. Hatta ki bana kim uzunu dünyada bir tepelikten atıp öldürse cehennemde abadi uzunu atıp şunu öldürer diyorlar. Ha, bu ham istemeydi, lakin kulay olay uzunu buyuzunmuydu. Mecburi ravuşta İrini üstüge abar otun taşıydı. Çünkü dünyada hemşin hakikaten gendi bu. Ebu Lahab kiladı köçeden, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında bir gap taşıp kiladı. Hatunu oturup uyudu, onge karşı gizgizliydi yani. Hazırlan bor bu nasıl, köp şuna kadar aileler içeri. Erkek bir gap top kiladı, uyudu oturup hatunu onge karşı gizgizliydi. Yani de şu oğluge kiresin sifadı. İğvanı küçeytirer yani de. Yani şu hammal etel hatab deyiler, utunu taşıydı. Bu mişmiş telkatçilik deyiler. Adette Ebu Lahab'ın hatını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ayağını teyge tiken taşıçlik deyiden kure tiyen aziyeti tilden idi. O taşıleken tükörleri hiç nasılmaz idi. Asası Resulullah ki birgen aziyeti tili sebebidir. Tiliden aziyet verebilir. Lekin bana şu hukum tiliden aziyet birgeni bilen kuliden aziyet birgeni ikilesini hem Allah-u Teala lanetle Kur'an'da bitti sürü düşürdü ikilesi gibi. Hazır hem adamlar ağa hukuk koyuş gerek ki burada til bilen abruzuki tekişlik bu kul bilen onu abruzuki tekişlik tek beraber. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadiste şunu şuna etkiler. Lanul mu'min ke katlihi. Mumin insanda lanetle şunu öldürüş bilen beraber diyen. Bir insanı kargab lanetle değil mi? Yamanla değil mi? Onu öldürdün diyen. İkinci mana mecazi mana degen de yukarıda etkilerimizde mişmiş terkatardı. Mana şu mana. Hammalatul hatab utun taşırdı degen de hammanın içinde fitne arengesini yokardı. Adamlar da içine oturup fitne çıkarardı yapırdı. Ana bu utun taşışligi. Hammal. Allah bunu hakaretle şuna kadar zikir kıyken. Bu bir şereflik ayol idi uzun kavmda. Bir katta ayol idi. Hammal deyip. Hammal şu paskeşlikten daralet. Hemen içini taşıp hammallik kılıyıp. Bana hazırlam davralarda kaza kaza boğaganlar. Oturvaladı. Davranı turu uzun iki kılıvaladı. Lekin kıyken işi ne mi kılıp davralarda içi kattası boğaladı. Değil mi iş kılıyıp deseyiz. Hammal etel hatab. Utun taşıyıp. Oturup birinci uğrunda o şu ıgvanı başlaydı. Fıtnanı başlaydı adamın ortası da. Hani şu hammalatul hatab deyiler. Ficidiha hablum min mesed. Boynuda hurmanın puslağıdan tukulgen arkanı bilen koşup cehennemde. Bunun tafsiri de içken ki hablum min mesed deyken de onun kalın bir takınçağı vardı. Tilleden. Bo'yniga taqib yurardi. Bu badavlat ayol edi. Mana shuni men nafaqa qilib Muhammadni ziyoniga ishlataman dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni Muhammad ismini o'zgartirib Muzammam dedi. Muzammam ya'ni malomatlangan, Muhammadni ziddi. Shuning evaziga Alloh taolo bu ayolga jazo qilib Muhammadni ziyoniga ishlataman degan mana shu taqinchog'ini o'rniga xurmoning po'stlog'idan to'qilgan müstahkem kılıp tuğulgen arkam bilen koşup boynundan tartıp cehennemge sürerler. Fi cid boyun diken.
xurmaning po'stlog'i deganda bu haligi xurmani pati bo'ladi. Bu xuddiki paxtaga o'xshagan narsa. Yo'qsa tez alangalanadi. Mana shu narsadan bo'yniga arqon to'qilinadi. Masad degani mana shu to'qilgan arqon. Habl shunali fijidiha bo'yniza degani. Fijidiha hablum min masad alangalanadigan xurmani po'stlog'idan to'qilgan arqon bilan jahannamga sudiriladi. Mana bu yuqorida aytganimizdek bizga faqatgina ertak tarzida aytilgan narsa emas bu. Qiyomatga qadar Abu Lahablar bo'ladi, ularning xotinlari bo'ladi, ularning o'g'illari bo'ladi. Abu Lahabning bir o'g'li ham bor edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga u ham aziyat berardi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni duoibat qildilar. Allohumma sallit alayhi kalban min kilabik. Allohim itlaringdan bir it bilan mana shuni ustiga hukmron qilib halok qilgin dedilar. Abu Lahab o'g'li Shomga chiqdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni duoibat qilganini o'zi ham otasi ham eshitgan edi. Otasi uni ogohlantirdi. Muhammadning duosi ijobat bo'ladi. Ehtiyotingni olib yurgin dedi. O'zi ham ishonar edi. Safarda bir kun Shomga ketayotganda uxlamoqchi bo'lganda odamlarga aytgan, "Meni qattiq qo'riqlanglar, uxlamasam bo'lmaydi. Muhammadning duoibati yetmasin menga" degan. Odamlar atrofida to'da bo'lib, tuyalar, matolar bilan uni o'rab, hamma narsani joyida qilib, xotirjam bo'lib uxlagan paytda, hammani uxlatgan paytida bir sher kirib, shuni sudrab yeb ketgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning duolari mustajob bo'lgan, xohlamasa ham qudratidan tashqari ravishda sallit alayhi kalban min kilabik. Itlaringdan bir itni unga hukmron qilgin degandilar, bir sher yeb ketgan. Bu qissani Ibn Hajar rahimahulloh Fathul Boriyda zikr qilganlar.